Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 19'da aslında bugün ne demiştim abi, Türk gücünün final bölümü demiştim. Ancak abi yorumlara yazmışsınız ve yorumu 100'den fazla kişi beğenmiş. Ben yorumlarınızı her zaman gibi dayanamıyorum abicim ve final yapmamayı düşünüyorum yani düşünüyorum. Bakalım bu videoya 4000 beğeni gelirse final yapmayacağız, devam edeceğiz arkadaşlar, ama 4000 beğeni de gelmezse maalesef final olması durumunda kalacak. Çünkü yeni seriye başlamayı düşünüyorum. Her oyuncu 90 gen yapmak bayağı bir zarar veriyor bana, ama sizler istiyorsanız ben bir şekilde ayarlarım arkadaşlar. Ve yeniyseniz de hoş geldiniz diyorum. Abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın ki bütün videolardan haberdar olun. Bütün videoları kaçırmayın kardeşlerim. Hadi bakalım abone olun, bildirimleri açın. Ayrıca kadro yorumlama videosunu görmediyseniz de sabah attım, onu da kanaldan sonrasında falan bulabilirsiniz. Her neyse arkadaşlar, şimdi kadromuz gördüğünüz gibi zaten bugün 98 rating ve 120 kimya. Arkadaşlar bugün bayağı büyük bir yükseltme yapacağız. Öncelikle yorumda istediğiniz oyuncuyu alacağız ve sonrasında gerçekten efsane bir yükseltme yapacağız. Bütün beceri geliştiricilerini yükselteceğiz. Tam 7 tane beceri geliştiricisi var yani. Gerçekten çok anlamlı, çok değişik bir bölüm olacak. Bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle pazara gelelim. Hani bugün bayağı bir yükseltme yapacağım. Bayağı bir coin harcayacağım. Sizlerden de bir 4000 beğeni istiyorum abi. Yani atmayan kalmasın. Lütfen şu tam ekranı kapatıp bir beğeniyi atarsınız yani. Her neyse, Atiba'yı almamı istemişsiniz ilginç bir şekilde. Gerçekten her bölümde hiç tahmin edemeyeceğim insanlar çıkıyor. Atiba'nın 76'lık kartı demiş ama 76 olduğunu hatırlıyor sadece. 77'lik kartını herhalde hatırlamıyordur. O yüzden onu yazmıştır. Ben 77'lik kartını alacağım. Şimdi buraya 28.000 coins yazayım arkadaşlar. 28.000 coins yazıyorum ve arattım abi. 28.000 coins yazınca 26.000 coins'e falan çıkıyor. Yani 23.000'e var, evet. 23.000 coins'lik olanı alalım. Hani 22.000 falan yok zaten. 23.000'in ucuzu. O yüzden 23.000 coins diye aldım. Emre Belözoğlu'nun yerine koyacağım arkadaşlar. Belhanda'yı zaten boşuna yükseltmedik. Belhanda zaten orada 90 rating. Emre Belözoğlu yerine Atiba'yı koyacağım. MDO transfer etmemi istemeniz de gerçekten ilginç arkadaşlar, ama en beğenilen yorum her zaman yapıyorum abi. Şimdi Atiba'ya yükseltme yapacağım. Yani 80 yeni tabii ki geçireceğiz. Şimdi Emre Belözoğlu'yu basalım. İlk olarak hatta abi bir de şey yapacağım abi, bak 82'ye bile yükselteceğim. Hani 82'ye bile yükselteceğim abi. Bakın boost bile kullandım. Antrenman XP'si. Normalde bu videoda yapmayacaktım arkadaşlar. Çünkü bu videoda zaten bakın 5'ken buradan yükselteceğiz. 7'ken de diğer taraftan, toplamda zaten 12 rating yükselteceğiz. Onları biriktiriyordum kaç videodur. Atiba Hutchinson yükseldi ve gerçekten efsane oldu. 82 rating Atiba Hutchinson. Defansif anlamda takımı uçuracak bir adam şu anda, geldi takıma. Ve şimdi arkadaşlar bütün beceri geliştiricilerine basacağız ve 7 milyon 500 bin coins vardı başta. Ve şimdi bakalım ne kadar kalacak. Şu anda 6.8 milyona indi bile. Hani bir anda eriyip gidecek abi. Çok üzücü bir durum ama yapacak bir şey yok. Bunlar eriyip gitmek durumunda kalıyor. Yani Şikirtel neredeyse bir sonraki boost'una bile yaklaşmış yani. Manu 12 olmuş. Gerçekten çok efsane olacak abi takım. Gerçekten çok iyi olacak. 99 rating daha olmayacak. Bir şey diyeyim mi abi? Elif Elmas da neredeyse 12 olacak ha. Bayağı yükselmiş oyuncular, helal olsun. Vallahi helal olsun ya. Ama abi bak kaç milyon coins gitti. Yemin ediyorum şu seriye harcadığımız coins kadar yani. Like dağıtıyorsunuz abi, adamsınız. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Çok fazla bir şey istememe de gerek kalmıyor artık. Zaten atmayan kaldıysa bilmiyorum abi, isteyen zaten atmaz ama atarsan sevinirim. Atiba'nın da boost'u geldi şimdi karşımıza. İşte onu da basacağız şimdi, o da biraz sıkıntı. Abi daha da fazla, 7'den de fazla basmak durumunda kaldık şu an. Her neyse sıkıntı yok abi. Saldırganlık boost'unu da bastık. Atiba'nın boost'unu da 10 yaptık. Yani 8 gen boost'u var şu an. Bütün oyuncularımız efsane yükseldi şu anda, bayağı iyi oldu. Bir tek Atiba 82 rating ve Jagne. Jagne'yi de değiştirmemiz lazım. Bir sonraki bölümde kimi transfer edelim yorumlara yazın. 4000 beğeni de alacağım. 4000 beğeni gelmeden daha yeni bölüm yok yani, haberiniz olsun arkadaşlar, ki yaparsınız diye düşünüyorum. Yapmazsanız ayıp edersiniz. Ve yorumlara yazın, en beğenileni yapacağım. Yine 200-300 beğenilsin. Yorumlarda sohbet muhabbet edin. Hepsini okudum bir önceki videoda. Bu videoda da aynı şekilde yapacağım. O yüzden yorumlara abonun ve maçı kesinlikle izleyin arkadaşlar. Çünkü bu videoda gol krallığına başlayacağız. En çok gol atana, en az gol atana falan bakacağız ve ona göre bir şeylere karar vereceğiz. Bakalım abi, yorumlara tavsiye verebilirsiniz. Gol atanlara göre ne yapalım, buna yorumlara da tavsiye verebilirsiniz. Teke tekli arkadaşlar, dereceliğe gireceğim ben yine her zamanki gibi. Ve sizlere bir galibiyet daha alacağım. Her zamanki gibi ben galibiyet alacağım abi. Haydi bakalım o zaman maçımız başlasın. Başlayınca da devam edeceğiz. Arkadaşlar teke tek kısmında değil de Paskalya kısmında girmek istedim. Daha güzel olur, daha eğlenceli olur diye. Hem de bir ödül kazanırız hani, kazanırsak. Ve ödülden belki de hani böyle altın yumurta falan çıkarma şansımız olur. Ve bizim için çok daha güzel olur. Hem de burada daha kolay rakip buluyor. Çünkü normal teke tek oynayan oyuncu sayısı az. Ancak bu tarafta daha çok oynayan var. Çünkü bu taraf etkinlik, o taraf normal gündelik şey yani.
yani bu özel bir şey gelmiş, daha çok oynanıyordur diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar, maçımıza başlıyoruz. Az önce 0-0 berabere bitti ve sıkılmayın diye onu atmayacağım. Yeni bir maça başladık. Zaten egg yani yumurta şeyinde başladık. Çok saçma abi. Bak göstermiş olabilirim belki. Göstermeyi hatırlarsam gösteririm. Vişka çok iyi. Vişka çok iyi. Güzel. Abi pas atsana ya. Bak yine atmadı pası ya. Abi gerçekten kafayı yiyeceğim. Boş boş kaçıyor adam. Pas tuşuna basıyor. Bak kullanmıyor sabahtan beri. Yani gerçekten abi üstten ara pası atıyorum. Bombaşa kaçacak. %100 gole atacak abi. Pası atmadı. Niye? İnternet yavaş. Kimin interneti? Rakibin interneti. Benim internetimde hiç sıkıntı yok abi. Ben videoya girmeden önce 2-3 kez oynadım. Hiçbir şey yoktu. Gerçekten ilginç ya. Videoya girince abi, hani rakiplerin interneti yüzünden hep sıkıntı yaşıyoruz. Hep videolara denk geliyor. Bakalım abi daha ne kadar denk gelecek. İyi, rakibin forması galiba Beşiktaş forması. Bu da bize güzel, daha eğlenceli bir video sunacak. Vida şimdi. Rakip 98 yendi bu arada. Bakalım neler olacak. Cagne. Cagne ver pasını abi. Quaresma çok iyi. Abi bir topu da alın ya. Gerçekten. Bak rakibin interneti yine sorunlu. Belhanda. Quaresma. Belhanda. Nainggolan. Abi şu topu al artık. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Hulk. Hazard. Güzel, tamam. Çok güzel. Top bizde. Roberto Carlos şimdi. Carlos verdi pasını. Top Nainggolan'da. Nainggolan pasını verdi. Hazard indir. Abi yeter ya gerçekten. Roberto Carlos. Penaltı mı bu? Hakem? Heh, tamam. Hakem yoktu bile. Abi bak Batshuayi geldi. Ya abi kafayı yiyeceğim. Bari düzgün top at ya Muslera. İsabetsiz top atıyor abi. Gerçekten kafayı yedirtecek ya. Elif Elmas. Belhanda ver pası. Heh. Cagne. Çok iyi. Yeni transfer Hutchinson. Vişka'ya verdi. Evet sağ tarafımız zaten çok iyi arkadaşlar. Ama Vişka pas atmıyor. Yine atmadı bak. Bak yine atmadı. Kafayı yiyeceğim ya. Abi yeter artık. Top taça çıktı arkadaşlar. Çünkü Vişka pas atmıyor. Vişka pas tuşuna basınca bekliyor. Ne bekliyor bilmiyorum ama bekliyor. Başka bir tuşa daha mı basmak gerekiyor? Güncelleme mi geldi Vişka'ya özel ya? Muslera. Abi Muslera. Muslera abi basılı boşuna mı tutuyorum ya? Dokunsam da aynı pas, basılı tutsam da mı aynı pas? Basılı tutuyorum arkadaşlar, pas tuşuna. Basılı tutuyorum ya ben, basılı tutuyorum ama ya ben yine de şöyle pas atıyorum. Niye bilmiyorum. Gerçekten çok ilginç. Rezegir'in golüyle 1-0 geriye düştük. Bakalım daha başımıza neler gelecek. Bu arada rakibin kimyasının 48 olmasının teke tekle hiçbir etkisinde olmadığını görmüş olduk. Hani arkadaşlar kimyayı hiç önemsemeden sadece ratingle bir teke tek kadrosu kurarsanız bence çok çok işinize yarar yani bu. Bunu da bu videodan öğrenmiş olursunuz. Quaresma. Quaresma. Bir şut ve out. Gerçekten süper. Ben atak oynayacağım abi. Quaresma'nın bu şutundan sonra artık ben full atak oynamaya başlayacağım. Defansımda adam kalmayacak ama olabildiğince ben atak oynayacağım. Evet. Hutchinson geldi aldı ama sonra duraksadı. Quaresma döndü vurdu. Quaresma 1-1 yapıyor. Evet arkadaşlar geri dönüş gelecek mi? İlk yarının son dakikalarında Atiba aldı. Asistini yaptı. Quaresma ya. Ve Quaresma maçı 1-1 yaptı. Gerçekten şu anda efsane oldu ve 1-1 maç devam ediyor. Bakalım Quaresma gol krallığında bir gol ile şu anda yolunu sürdürüyor. Bakalım başımıza da neler gelecek bu videoda. Hadi bakalım. Elif Elmas ve Carvajal. Evet şu an ilk yarı bitti. Evet tamamdır. İlk yarıyı 1-1 bitirmemiz hoş oldu. İstatistik çıkıyor muydu abi ilk yarı bittiğinde bu arada? Yok çıkmıyormuş. Çıksaydı bakardık toplu oynamaya falan. Batshuayi şimdi. Batshuayi. Abi Elif Elmas o topu. Lozano. Vida. Vida dön abi. Vida hızlı dön Vida. Aferin diyecektim. Alamadı. Kafa gol. Abi aşırı saçma ya. Gerçekten çok saçmaydı. Yani golü gördünüz arkadaşlar. Saçmalığında anladınız. Vida ayağını aldı. Topu kaybetti. Momentum sayesinde arkadaşlar. Çünkü hani rakibin gol atması gerekiyordu bu. Hani topa tıkladı adam. Bilgisi yani neyse ben şu an açıklayamam onu. Quaresma. Vişka. Quaresma kaçana kadar Vişka ile ben yukarı doğru giderim. Daha tehlikeli bir atak yapabilirim derken Vişka vurmuyordu gerçi. Vurdu da tamam bu sefer vurdu. Gol olmasa da vurdu. Bir tane daha vurdu. Bir tane daha kötü şut. Vişka 89 ratinginin neresini kullanıyorsun arkadaşım? Gerçekten anlamadım ya. Vişka kullanmıyor abi. Vişka yok abi. Vişka 89 ratingin hani kullanmıyor yani. 89 rating değil Vişka olamaz. Haydi bakalım. Kullanacaksan sen de be. Öf. Şunu çok bekliyorlar ya. Kafayı yiyorum abi. Nainggolan. Hutchinson. Abi al da topu verme ya. Aferin. Abi Hutchinson defansif anlamda süpermiş bu arada. Bak çok sevdim. Yeni transfer. Bayağı işimize yarayacak. İlerleyen zamanlarda da ama şu pas atmayı bilmeyen futbolcularımızı nasıl düzelteceğiz onu bilmiyorum. Yani oyunculara özel pas istatistiği basılamıyor mu? Gerçekten kafayı yedirecekler. Vida aldı topu verdi. Vida bugün gerçekten bütün topları alabiliyor ama
Nedense oyunda bir değişik bir durum var. Quaresma 2-2 yaparsak bence süper olacak. Quaresma pas ver abi, yemin ediyorum Cagne güzel bir pas at artık. Evet, Cagne sonunda isabetli bir pas atabildi. Manolas Quaresma'ya yetişemeyecek gibi duruyordu ama abi iki kişi birden geliyor bunlar ya. Gerçekten sıkıntı. Quaresma dön abi. Quaresma şut ve gol. 2-2, bir Quaresma golü daha geldi. Dakika 79. Quaresma maçı 2-2'ye getirdi. Gerçekten şu anda muazzam oldu. Hadi abi lütfen. Lütfen bir gol daha gelsin ya. Atak oynamaya devam edeceğim. Risk alacağım abi. Atak oynadıktan sonra çünkü 1-1 yapmıştık. Rakip olduğu yerde bekledi. Batshuayi'den Cagne aldı. Rakip kafayı mı yedi abi? Rakip şu an ne yapıyor? Bir dakika. Abi bak. Bir Atiba aferin. Bir Atiba top alabiliyor zaten orta sahada. Başka da top alabilen yok. Ama Atiba'nın da şöyle bir özelliği var. Pas atmayı bilmiyor. Onun için Atiba'yı 90 yaptıktan sonra Atiba artık kral olacak arkadaşlar. Ama 90 yapmadan kral olamayacak. Bak bu rakip bu taçı kullanmıyor. Kafayı yedirecek bana yine ya. Lozano, Nainggolan, Atiba da alamadı bu sefer. Atiba da alamayınca biz ne yapacağız ki? Vida aldı bu sefer. Güzel. Şimdi Atiba. Atiba abi aşağıya ver, aşağısı boş gibi geldi. Abi bu Vişka değilmiş, Quaresma'ymış. Olsun, Quaresma bugün bizim günümüzü kurtaran adam. Quaresma güzel bir pas at Allah aşkına. Atiba lütfen abi yaptığın harekete bak. Neyse işe yaradı Allah'tan. Atiba yeni transfer Atiba. Atiba son saniye golü mü? Out abi, ne kadar yeteneksiz olabilir bir insan ya. Bir insan ne kadar yeteneksiz şut çekebilir abi? Maçı kurtarmıştık, maçı kazanmıştık ya neredeyse. 6'da 4, 6 tane şut çekmişiz. %50'le 7 topla oynamamız var. Ve neredeyse %80'e yakın pas isabetimiz var. Gerçekten ilginç, güzel bir maç oldu arkadaşlar. Umarım beğenip eğlenmişsinizdir. Çok zevkli bir maç oldu. Quaresma'nın hanesine 2 tane gol yazdık. Atiba'ya da yazacaktık ama atmadı. Yani inatla golünü atmadı arkadaşlar. Bilmiyorum neden atmadığını. Her neyse, burada videomuzun sonuna geldik. Önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. Hala like atmadıysan like atmayı unutma kardeşim. Facebook grubu da açıklama kısmında istersen katılabilirsin. Şuradan kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone ol butonu var. Şurada abone olabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisini tıklayarak çok efsane ötesi bir videoya gidebilirsiniz. Eğer videoyu gün içinde izliyorsanız arkadaşlar, bir önceki video muhtemelen kadro yorumlamadır. Onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Hoşçakalın, sizleri gerçekten çok seviyorum. Ve bay bay.